Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, doktor öğretim üyesi Saime Demirci. Saime Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok güzel gözüküyorsunuz maşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin gözlerinizin güzelliği. Çok sağ olun hocam. Aslında ilk sorumuzla başlamak istiyorum size. Birçok aslında biliyorsunuz fizik tarafında herkes daha çok sizlerle birlikte ilerlemek istiyor bundan sonraki yaşamında. Fibromiyalji sendromu çok duyuyoruz hocam. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Şimdi fibromiyalji sendromu kasları, tendonları, ligamanları etkileyen, kaslarda hassasiyetle beraber giden, bununla birlikte aşırı yorgunluk, halsizlik ve sabah tutukluğuyla kendini gösteren kronik bir yumuşak doku romatizmasıdır aslında. Çok şiddetli bir ağrıyla mı keşfedilir? Şimdi bize geliş sebepleri zaten hasta her yerim ağrıyor diye gelir. Bu ağrısı tırnağından saçının teline kadar her yerinde ağrıdan şikayet eder. Bu ağrı vücudunun sağında, solunda, kolunda, bacağında olabileceği gibi bize en sık olarak da belinde, boynunda, sırtında ağrıyla gelir. Ve bu ağrılar yaygın, gezici tarzda ağrılardır. Bununla birlikte fibromiyalji de olmazsa olmazımız kronik yorgunluktur. Bu hastalar kendilerini günlük aktivitelerini yapamayacak kadar bile enerjisiz hissederler ki hatta işte çocuğuna yemek hazırlayamaz, normal bir pazara gidip bir poşet bile taşıyamayacak hale gelebilirler. Uyku problemleri çok fazla eşlik eder. Ya hiç uyuyamazlar ya da uyusalar bile o kadar kalitesiz bir uykudur ki hiç uyumamış gibi, sabaha kadar ayakta kalmış gibi uyanırlar. Bunun yanı sıra hafıza problemleri çok fazladır. İşte dikkatini toplayamaz bu hastalar, işe odaklanamaz, konsantrasyon bozuklukları vardır. Olayları bir sis perdesinin arkasından görür. İşte iş performansı çok düşüktür. Normalde kaslarında ağrılı bir uyaran uyandırmayacak bir uyarı bile onlarda aşırı bir hassasiyete, ağrıya yol açabilir. Bazen bize geldikleri zaman işte elim ayağım şişiyor, acaba ben romatizma mıyım, sabah tutuk kalkıyorum ki romatizmadan farklı olarak tutukluk 15 dakikayı geçmez bu hastalarda. Şişlikler de romatizmal şişlikler gibi değildir aslında. Ellerde, ayaklarda yanma, uyuşma, migren tarzı ağrılar, işte kulak çınlamaları, uykusuzluk çok fazla görülen semptomları vardır. Yani burada yani söylediğim gibi o kadar çok çeşitli semptomu var ki fibromiyaljinin. Bunlardan bir tanesinin olması aslında fibromiyalji olduğunu göstermez hastanın. Bu yüzden tanı koyması çok zordur. Bu başka semptomlar eşlik ettiği için aslında bunları tedavi ederken fibromiyalji atlanabilir çok rahat. Peki hocam bu sendrom dediğiniz fibromiyalji sendromu bunun tanısını nasıl koyuyorsunuz? Yani semptomlarından, belirtilerinden az önce çok bayağı geniş bir şekilde bahsettiniz. Tanıyı hekim nasıl koyuyor? Hasta hangi bulguları görünce şüphelenip bir fizik tedavi uzmanına gitmelidir? Şimdi tanıyı mutlaka konusunda uzman bir hekim koymalı ki hastalar da internetten okuyup bu tanıyla bize geliyorlar çok rahat bir şekilde. Çünkü tanı klinik muayene ve hastanın bize yakınmalarının değerlendirilmesiyle konuyu aslında. Fibromiyaljiye özgü bir laboratuvar testi ya da radyoloji testi yok. Yani bize yapılan bütün tetkikleri normal oluyor bu hastaların. Ancak ve ancak biz hastaları dinleyerek, değerlendirerek tanıyı koyabiliyoruz. Ki bu hastalar öyle ki bizden önce o kadar çok doktora gitmiş oluyorlar ki doktor geziyorlar. Ve doktorlar da genellikle bir bulgu bulamadıkları için ya da ek bulgularını işte migrenini tedavi ediyorlar, vertigosunu tedavi ediyorlar. Bu hastalar artık yani o hale gelmiş oluyorlar ki aile bireyleriyle bile sorun yaşar hale geliyorlar. Çünkü ağrısına inanılmıyor bu hastaların. Ağrı subjektif bir şey. Biz göremiyoruz ki. Tabii. Yani ağrıyı ancak hasta ifade edebiliyor bize. Ki gerçekten ağrıları var. Yani bu konuda hemfikiriz. Ama bu ağrılarına inanılmadığı için de çok mutsuz, artık ağrının geçeceğine inanmayan ve aile bireyleriyle sorun yaşar halde geliyorlar bize. Yani çoğu aslında belki de safsatı ya da bu hastalık hastası denilecek kişiler evet, aslında. Peki hocam muayenede bir şeyler yapıyor musunuz? Yani çünkü sonuçta hastanın söylemleriyle yola çıkıyoruz dediniz. Çünkü laboratuvarda bir şey yok, röntgende bir şey yok.
Muayenede mesela belli bir takım şeyleriniz var mı, kriterleriniz var mı? Şimdi muayene bulgusu olarak çok bize ek bir şey vermiyor fibromiyalji. Dediğim gibi klinik olarak değerlendiriyoruz. Hem muayenesinin hem de laboratuvar testlerinin normal olması. Yani fibromiyalji aslında ekarte ediyoruz diğer hastalıkları tanı koymak için. Ha bu değil, bu da değil, bu da değil ama hastanın yakınmaları evet fibromiyaljiye benziyor. Çünkü mesela bir sürü hastalıkla karışabiliyor. Tabii. Hashimoto tiroidiyle karışabiliyor mesela. Laboratuvar testlerinin normal olması gerekiyor. Depresyonla karışabiliyor. Çok rahat depresyon tedavisini görebiliyor bu hastalar. Ya da ha bununla birlikte bu hastalara hani fibromiyaljisi var bir fıtığı olmayacak anlamına gelmiyor. Evet. Fıtık eşlik edebiliyor. Yani onun ancak bizim hani bir uzman hekim tarafından çok iyi değerlendirilip gerçekten hani bu yakınmalarıyla birlikte tanı konulması gerekiyor. Hocam peki bu kadar semptomlarından bahsettik. Gerçekten de ağır semptomlar baktığınızda evet. Söyledikleriniz. Peki fibromiyaljinin sebepleri nelerdir? Neden olur bizlerde? Şimdi şöyle bu konuyla ilgili o kadar çok çalışma yapılıyor ki çünkü hani çok fazla fibromiyaljı ve yaşam kalitesini düşüren bir şey. Bir sürü de teori var. Şimdi en yaygın olanı, en bilineni vücudumuzda bir bioelektriksel ağ var. Vejetatif sinir sistemi dediğimiz. Bu bioelektriksel ağ tırnağımızın ucundan saçımızın teline kadar bir Wi-Fi ağı gibi düşünün. Her yerle iletişim halinde. Bu bioelektriksel ağ vücudumuzun iç dengesini sağlıyor. Kalbimizin atmasını, işte kan dolaşımımızın sağlanmasını ama bu bizim kontrolümüzde değil. Eğer bu bioelektriksel ağda bir bozukluk meydana gelirse bu durumda dokulara yeterli oksijen gidemiyor. Oksijen gidemeyince, beslenme olmayınca, kan dolaşımı olmayınca oksijensizlik oluyor. Ve burada da bir takım toksinler birikiyor. Bunlar da fibromiyaljinin sebebi olduğu söyleniyor çalışmalarda. Ve bu birikimlerin küçük 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 yani iğne gibi böyle aynı yere batırdığın sürece nasıl delersin, küçük küçük birikmesi bu bioelektriksel ağdaki bozukluğun bütün sistemi etkiliyor ve artık hastalar kaslarına söz geçiremez hale geliyorlar. Kaslarına söz geçiremedikleri zaman da bu ağrının beyinde santral işleyişi de bozuluyor. Yani ağrılı olmayan bir uyaran bile ağrılı hale gelebiliyor. Biraz da genetik yatkınlıktan da bahsediliyor. Ama çok net budur, bu sebep budur denilmiyor. Yani tek bir sebeple de olabiliyor. Stres çok önemli. Stres en büyük sebeplerinden biri. İşte çocuklukta geçirilen bir travma ya da yaşanan büyük bir travma fibromiyaljiyi arttırabiliyor, ortaya çıkartabiliyor. Tek bir sebebe bağlanmıyor. Sebep de kişiye özel aslında. Sıklığı nedir hocam? Çok sık. Toplumda %3-6 gibi. 3-6 gibi. Evet. Önemli bir detay. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla ve özellikle 25 ila 50 yaş arası doğurgan ya da üretken kadınlarda görülüyor. Erkeklerde daha az görülmesine rağmen tedaviye daha dirençli ne yazık ki. Yani erkek fibromiyaljiler bizim için daha zor kadınlardan. Kentsel kesimde kırsal kesime göre fazla. Bu da kronik stresten kaynaklı olduğu düşünülüyor. Kesinlikle. Ki fibromiyaljı hastalarının tipik karakteristik bir özellikleri var. Bunlar kendilerinden beklentileri çok yüksek, mükemmelliyetçi, titiz, takıntılı, her şeyi kafaya takan hastalar. Eğer kişi çok rahatsa, hiçbir şeyi kafaya takmıyorsa, anı yaşamayı başarabiliyorsa aslında fibromiyaljı daha çok az görülüyor. Ama işte halının kenarı kalkmış, buranın tozu var, işte vesaire böyle küçük küçük şeylere takan insanlarda da çok daha fazla görülüyor. Hocam tedavi edilebilir mi? Tedavi ediyor musunuz? Ne sonuç alıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu hastalık kesinlikle tedavisi hastayla hekimin ilişkisine bağlı. Çünkü bu hastalar çok dolaşmış oluyorlar, inançlarını kaybetmiş oluyorlar. Hekim hastasına mutlaka zaman ayırmalı. Yani bir, hasta geldiği zaman evet senin ağrın var, ben kabul ediyorum. Ben bu ağrıyı görmüyorum ama kabul ediyorum. Bu bile yani tedavideki en önemli aşama. Sonra hastanın ailesine eğitmek gerekiyor. Bu hastalık hakkında bilgi vermek gerekiyor. Çünkü onlar da çok yorulmuş oluyorlar. Yani onlar da alıyorlar hastayı, çok ağrısı var, doktora götürüyorlar. Hiçbir şeyi yok. Bu durumda inanılmaz, yani hastaya artık inanmayacak duruma geliyorlar. Yani hem hastanın hem de ailesinin eğitimi bir. İki, bu hastalar geldiği zaman ağrı kontrolü için bizim tabii ki ilk yaptığımız şey uygun bir medikal tedaviyi vermek. İşte basit analjeziklerden antidepresanlara kadar
Ama antidepresanlara biz bir psikiyatri gibi vermiyoruz. Ağrı kesici dozunda veriyoruz. Bu hastalara uygulayabiliyoruz. Olmazsa olmazımız tabii ki bizim için fizik tedavi uzmanı olarak fizik tedavi. Çünkü fizik tedavinin herhangi bir yan etkisi yok. Herhangi bir şekilde hastaya bir zorluğu yok. O yüzden ağrı kontrolünde de çok etkin kullandığımız bir tedavi. Bu yüzden fizik tedaviyi mutlaka uyguluyoruz. Ve bu hastalarda egzersiz verilmeli. Hı hı. Ama bu egzersizi verirken öyle bir egzersiz ki yani bu hastaların enerjisi yok. Bu bir enerjisizlik hastalığı aslında. Yani bu enerjisizlik hastalığında tolere edebileceği egzersizi seçerek vermemiz lazım. Eğer hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorsa egzersiz olarak yani bir odadan bir odaya gitmek bile bir egzersizdir ki buna bile gücü olmayan hastalar oluyor. Düzenli yürüyüşler mutlaka öneriyoruz bu hastalarda. Pilates, yoga mutlaka öneriyoruz. Egzersiz tedavisini de kişiye özel veriyoruz ve toleransına göre arttırıyoruz. Eğer yine ağrıyı kontrol edemiyorsak, artık günümüzde tamamlayıcı tıp tedavileri dediğimiz bu bir takım tedaviler var. Bunları da etkin bir şekilde kullanabiliyoruz ağrı kontrolünde aslında. Hı hı. Bunların başında da benim de çok sevdiğim, yani çok da etkin olarak kullandığım ozon tedavisi var. Hı hı. Ozon tedavisini nasıl etkiliyor fibromiyaljide? Periferik dolaşımı arttırıyor. Biz biraz önce söylemiştik işte bu dolaşım bozukluğundan dolayı oksijenlenme azalıyor, işte toksinler birikiyor. İşte bu dolaşımı arttırabilirsek biz, egzersizle de bunu yapıyoruz, ozonla vesaire. Oradaki beslenmeyi arttırıyoruz dokuların ve ağrı kontrolünde etkin bir şekilde etkinlik sağlıyor ve hastaya bir enerji veriyor aslında ozon tedavisi. Bunun yanı sıra hastalarda bizim tetik noktalar dediğimiz bir takım beslenme bozukluğuna bağlı lokal böyle ağrılı noktalarımız olur. Bunu da işte lokal tetik nokta enjeksiyonları, nöral terapiler, akupunktur tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Ama biz bunu ağrı kesici olarak tedavi etmiyoruz aslında. Biz bu tedavileri yaparak o biyoelektriksel ağ tedavi etmeye çalışıyoruz. Aynen. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok hakikaten çok hocam. Önemli bir konuya değindiniz. Ve bu konunun maalesef fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları dışında pek çok kişiler tarafından istismar edildiğini de farkındayım. Bu nedenle bu konuyu özellikle sizin anlatmanızdan çok memnun olduk diyebiliriz. Çok teşekkür ederim ben de. Çok daha uzun anlatılabilirdi aslında değil mi hocam? Evet, evet. Yetmedi. Çok teşekkürler ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim, bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, doktor öğretim üyesi Saime Demirci bizlerleydi. Bize çok güzel fibromiyalji sendromu ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.